İkinci Dünya Savaşı kehaneti. Atatürk İkinci Dünya Savaşı'nı biliyor muydu? Gelelim mevzunun bam teline. Şimdi arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz kitap Atatürk'ün Söyleyi ve Demeçleri. Bakınız o hurafe bu kitaba bile girmiş. Bu kitaba bile girmeyi başarmış yani. Şöyle mevzu. MacArthur 1932 yılında Atatürk'ü ziyarete geliyor. Gelince de bir görüşme yapıyorlar. O görüşmenin sonunda MacArthur şöyle diyor. Atatürk, Almanya'nın İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere bütün Avrupa kıtasını işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda teşkil edeceğini binaenaleyh, yani bu durumda, harbin 1940-46 seneleri arasında başlayacağını, Fransa'nın kuvvetli bir ordu yaratmak için lazım gelen hassasları artık kaybettiğini, İngiltere'nin adalarını müdafaa etmek için bundan sonra Fransa'ya güvenemeyeceğini, işte falan hakkında şöyle olacak, Hitler şunu yapacak, öbürü bunu yapacak, anlatmış. Ondan sonra da büyük bir kehanetle böyle anlatıyor. Bu tarafını böyle söylüyor. Görüşlerinizde tam bir mutabakat vardır. MacArthur Atatürk ediyor. Fakat temenni edelim ki vaziyeti biz yanlış görelim ve dünyanın mukadderatını ellerinde tutan devlet adamları haklı çıksınlar. İnşallah savaşmalar çıkmasın. Burada diyor ki büyük bir kehanet örneği gibi Atatürk bunu anlattı diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi aşırı tesadüf tesadüf değildir. Şimdi bir devlet adamı olarak Atatürk'ün de dünyanın ahvalinin kötüye gittiğini görmesi, yeni savaşların olabileceğini görmesi, işte yeni problemlerin çıkacağını görmesi bu normal. Bunu anlayabiliriz. Ama siz dün izlemiş olduğunuz maçı anlatır gibi 2. Dünya Savaşı'nın bütün detaylarını anlatırsanız biz şüpheleniriz. Bu olay gerçekten böyle mi oldu? Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz hadise, bu konuşma, MacArthur yaptığı konuşma 1951 yılında yayınlandı. Niye 1932'den 51'e kadar yayınlanmadı, 51 yılında yayınlandı? 1932'deki gazetelerin hiçbirinde böyle bir konuşma yok. 1932 yılında hiçbir devlet arşivinde, gerek Amerikan devlet arşivlerinde, gerek bizdeki devlet arşivlerinde böyle bir konuşma yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama çok enteresan bir şey var. Ona biraz sonra değineceğim. Ancak şunu söyleyelim. Şimdi Atatürk'ün ileri görüşlerini ispat etmek için, ne kadar büyük bir dahiydi, ne kadar zeki bir adamdı, bunu anlatabilmek için, dedik ya insan işte putlaştırdığı zaman her yalan mübah hale geliyor. Tam olarak bu durumla karşı karşıyayız ve daha da üzücü olanı Atatürk'ün Söyleyi ve Demeçleri'ne bu girmiş. Yani Atatürk'ün Söyleyi ve Demeçleri üzerine bugün doktora tezi hazırlayan birisi, yüksek lisans tezi hazırlayan birisi, kitap yazan birisi, bu konuyu Atatürk'ün Söyleyi ve Demeçleri'nden incelemek isteyen birisi ne yazık ki istese de istemese de kendi aldandığı gibi başkalarını da aldatmak zorunda kalacak arkadaşlar. Çok korkunç bir hadise. Şimdi bunu kimler almış kitaplarını? Şimdi bir kere gömleğin ilk düğmesini yanlış ilgilediniz. Atatürk'ün Milli Dış Politikası Kültür Bakanlığı aynı hadiseyi almış. Atatürk'ün müthiş öngörüsü, müthiş kehaneti diye anlatıyor. Ama yalan, yok böyle bir şey. Yok, neden yok onu göreceksiniz biraz sonra. Şimdi bunu kim almış bir de? Şimdi hatıralar sizi yanıltmasın, belgeler sizi yanıltmasın diye bizi uyaran Mehmet Bıyıklı Hoca Mustafa Kemal Atatürk'ün Dış Politika Konuşmaları kitabına bunu almış. Aman dikkat edin, aman yanılmayın diye bizi uyaran Mustafa Hoca ne yazık ki bizi uyardı, hatta kendisi düşmüş. Çok korkunç bir şey. Çok korkunç bir şey. Burada şöyle bir ifade kullanılıyor. İşte MacArthur Atatürk'ün yapmış olduğu konuşma Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı 1932. Şimdi lütfen dikkat edin arkadaşlar. 1932. Konuşmanın sonunda kaynak verecek ya şöyle diyor. MacArthur Atatürk arasında bundan 20 yıl önce yapılan görüşmenin aşağıdaki dikkate değer ayrıntılarını açıklayacaktı. 1951. Peki 51'den 20 çıkarsa geri kaç kalır? 1931. Ama başlıkta diyor ki 1932. Anlaşılan Mehmet Mustafa Bıyıklı Hoca tarihleri karşılaştırmamış, mevzuyu dikkatli incelememiş. Çünkü tarihler birbirini tutmuyor. Şimdi burada şüpheleniyoruz zaten. Burada bir şüpheleniyoruz. İlim şüpheyle başlar. Peki Atatürk'le MacArthur arasındaki konuşmada ne konuşuldu? Şimdi Atatürk diyor ki MacArthur kendisini ziyaret edince 1932'de 10 yıl 1940 ile 46 arası savaş çıkacaktır diyor. Konuşma bu. 2. Dünya Savaşı 1939'da çıkıyor ama. Tamam. Bunu unutmuyoruz. 1939'da çıktı. Şimdi Cemil Koçak, geçmişiniz itina ile temizlenir. Şimdi mevzunun başlığına bakın. Hoca çok güzel başlık atmış buraya. Atatürk ne dememişti? Bakın arkadaşlar. Atatürk ne dememişti diye burada, şurada görüyorsunuz başlığı. Orada Atatürk'ün gerçekten ne dediğini bize anlatıyor. MacArthur çok kısa bir görüşme yapılıyor. Orada da şöyle diyor. Biz konuşma olmamıştır demiyoruz.
oldu ama bu şekilde olmadı. Peki nasıl oldu? Atatürk son olarak sonra şunu söylüyor. Dünyadaki harp tehlikeleri mevzu bahis olduğunda, hani paşam savaş çıkabilir, ne düşünüyorsunuz bu durumda? Harpla alakalı. Gazi Hazretleri, lütfen dikkat, önümüzdeki 10 sene zarfında cihan şumul, yani dünya genelinde harbin hemen hemen imkansız olduğunu söylemiştir. Gerçekte Atatürk, savaş çıkması imkansızdır diyorlar, diyor. Ama Türk tarihi, Atatürk'ün söyle ve demeçleri, Kültür Bakanlığı Atatürk'e 2. Dünya Savaşı'nı anlattırıyor. Atatürk savaş çıkması imkansızdır diyor. Bizimkiler Atatürk'ün savaşı bildiğini, detaylarını anlattırıyorlar. MacArthur'la konuşturuyorlar. Kehanet gibiydi. Ne kadar mühim bilgiler verdi. Almanya şunu yapacak, Hitler bunu yapacak, öbür bunu yapacak. Her bir detayı bildiğini söylüyorlar. Halbuki Atatürk savaş beklemiyorum diyor. Aslında Atatürk'ün öngörüsünün tahminin tersi çıkıyor. Ama biliyorsunuz ki ilahlar yanılmaz. Yanılmamalı, yanılamaz. Onların yanıldığını kabul edemeyiz. O zaman ne yapacağız? Tarihi tersine çevireceğiz. Ha, işte burada tarih bilimi, tarih ilkeleri ayaklar altına alınıyor. Yakın tarihimizin hali pür melalini görmüş oluyoruz. Atatürk'ü cinci gibi, falcı gibi. Ya dedikleri de yanlış çıkmış arkadaşım. Ya yanlış çıkmış. Savaş beklemiyorum diyor. Savaş çıkıyor. Öldükten 5-6 ay sonra, 11 ay sonra savaş çıkıyor. Bunu toparlayabilmek için ne yapmak lazım? Atatürk'e 2. Dünya Savaşı'nı anlatmak lazım. Nasıl anlatacaksın? Tıpkı dün akşam izlemiş olduğum maçı anlatır gibi. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Bakın çok acı bir durum ama ne yazık ki bunlar gerçekleşmiş. Şimdi işin garip tarafı, devrim tarihi ve toplum bilimi açısından Atatürk, Emre Kongar gibi çok zeki bir araştırmacı ne yazık ki bu tuzağa düşmüş arkadaşlar. Bakın çok ileri görüşlüydü, sayfa 141 ve 16 basım yapmış bu kitap. Yani şuraya göre 16 basım yapan bu kitapta Emre Kongar bakın ne diyor. Gerek Türkiye, gerek dünyaya ilişkin yargıları hep doğru çıkmıştı. Hayır, yanlış çıkmıştı. Savaş beklemiyorum diye savaş çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğimiz, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı, Kral Edward'ın Madame Simpson için tahtından ayrılacağını, Mussolini'nin halkı tarafından linç edileceğini sayıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya'nın kaderini bilmem ne, hepsini diyor bilmiştir. Hepsini bilmiştir. Ne diyeceğiz? Nereye yerleştireceğiz? Nereye koyacağız? Bir şey demiyoruz arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Ha, ben bunlara tatmin olmadım diyorsanız, hala ikna olmadım, hala emin değilim, hala tatmin olmadım diyorsanız, o zaman ben de size Cüneyt Akalın MacArthur Atatürk görüşmesinin iç yüzü bir soğuk savaş yalanı. Bakınız, aslı, asları, esası yoktur arkadaşlar. Bunu da dikkatinize arz ediyorum.